Geniş ekranlarına, paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok önemli ve değerli bir konuğu ağırlıyoruz paragrafta. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol bizlerle birlikte. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Evet teşekkür ederim. Sağ olun Elif Hanım. Öncelikle bir kez daha hepimize geçmiş olsun geçmiş diyerek olsun, başlamak evet. istiyoruz. Çarşamba günü merkez üssü kale olan Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve bu depremi bizler de Elazığ'da çok şiddetli hissettik. Siz de hemen deprem olduğunu öğrenir öğrenmez hem kentteki yöneticilerle sürekli istişare halindeydiniz, yayınlarımıza da katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Şu an durum nedir Elazığ'da? Ya öncelikle bir geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Tabii kısa süre içerisinde 2020 ve 2024 yılları arasında hem yaşanan depremler hem de o depremlerden kaynaklı, artçı depremlerden kaynaklı doğal olarak insanlar bu tür depremlerde panik oluyorlar. Bu da doğal. Yani çünkü insanlar o korkuyu yaşıyorlar. Özellikle 2023 depremi, Kahramanmaraş merkezli deprem birçok can kaybına neden oldu. Birçok işte illerde konutların yıkılmasıyla birlikte insanların müthiş bir mağduriyet yaşadığı bir döneme denk geldi. Bir süreç yaşandı. Bu anlamda insanlar tabii kaygılı, endişeli, korku yaşamaları da gayet doğal. Yani işte o depremi yaşayan hiç kimse kendi canından değil ama çağısının çocuğun canından korkarak bir yandan da tepki de verebiliyor. Ve bir yandan da aslında ne yapacağını da bilmeyerek anlık bir tepki de yaşayabiliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kolay bir şey değil tabii ve bilim adamlarının yorumladığına göre, değerlendirdiğine göre bu bölgede bu tür depremler bekleniyor. Hı hı. Özellikle bizim Naci Görür hocamız, Elazığlı hemşehrimiz ve bu yer bilimleri ve deprem konusunda dünya otoritesi, yani bütün dünyada ve Türkiye'de birçok bilim adamının saygı duyduğu ve bu konuda yorumlarının, değerlendirmelerinin, bilimsel gerekçelerinin, altyapısının, zemininin inandırıcı ve sonuç itibariyle yaşanan süreçte de doğru olduğu tespitlerle ortaya çıkan bir bilim adamının yorumu var. Hı hı. Ve Naci Hoca olabilecek her depremle ilgili öncesinden uyarılarda bulunmuştur ve ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Keşke tahminleri olmasa, tutmasa ama sonuçta bilime dayalı bir değerlendirme yaptığı için hep de tuttu. Hı hı. Yani bu bölgenin de riskli bölge olduğunu, özellikle Tunceli ve Bingöl depreminin de önümüzdeki dönem için daha büyük risk olabileceğini, Elazığ merkezde bir sorunun yaşanmayacağını ama sonuç itibariyle burada da bu artçı depremlerden kaynaklı binalarımız çok yoruldu. Yani binaların taşıma statiği bozuldu, değerleri bozuldu ve haliyle binalar bu depremlerden etkileniyorlar ama sonuç itibariyle de işte 2020 deprem sonrası Elazığ'da özellikle TOKİ konutlarının hızlı bir şekilde yapılmış olması ve sağlam zeminlere yapılmış olması yani can kaybıyla ilgili endişelerimizi biraz da olsa düşürüyor. Hı hı. Ama tabii bu yalnızca Elazığ merkezi için konuşuyorum. Elazığ merkezde çok ciddi bir anlamda olabilecek depremlerden kaynaklı can ve mal kaybına uğramama şeyimiz var. Yani uğramamakla ilgili böyle bunun yüzdemiz ilgili olumlu, daha iyi. Daha iyi. Merkez daha iyi ama özellikle Bingöl ve Tunceli depreminin ilçelerimizi etkileyebileceği riski de var. Kovancılar, Karakoçan, Palu ilçeleri riskli. Hı hı. Yani buralara şimdiden önleyici tedbirlerin alınması ile ilgili hasar tespitlerinin yapılması lazım. Kamu binalarının ve özel mülkiyetlerin oradaki binaların sağlamlığı ile ilgili tespitlerin yapılması lazım. Ve buna göre yıkım kararı verilmesi gerekirse bugünden yıkılması lazım. Bugünden tedbir alınması lazım. Çünkü bu deprem artık bu ülkenin de bu bölgenin de gerçeği. Yani buna yönelik tedbirlerin alınması lazım. Bu depremi bir şansa bir fırsata da çevirebiliriz bölgemizdeki bu deprem, yaşanacak deprem riskine yönelik. Çünkü sanıyorum dün veya evvelsi gün Sivas'ta da bir deprem oldu. Dün. Yani çevre illerimizin hiçbiri bizim kadar depreme hazırlıklı değil. Hı hı. 2020 deprem Allah vefat edenlere rahmet eylesin ama Elazığ için aslında bir şans olduğunu bugün görüyoruz. Yani eğer o 2020 depremini biz yaşamayıp bu kadar az hasarla atlatmasaydık 2023 depremde belki bir Malatya'dan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Hı hı. O süreçte yalnızca Elazığ'da depremin olmasından kaynaklı devlet de bütün gücünü Elazığ'a verdi. Yani hı hı. bir ilde olduğu için bütün gücünü Elazığ'a verdi. O dönem yani hem ilgili bakanların, o dönemki bürokratların, bakanların, bizlerin ve aynı dönemde 27. dönemde görev yaptığımız milletvekillerinin ortak girişimiyle Elazığ'ı ayağa kaldırdık. Hı hı. Mesela ben o günlerde hep şeyi söylüyordum. Yani bu işte şehrin dışında TOKİ konutların yapılmasını eleştiriyordum. Hı hı. Çarşamba günü yaşanan depremde bir
deneyim daha edindim. Bu planlanarak mı yapılmıştır bilmiyorum ama mesela deprem sürecinde aslında nüfus yoğunluğunu dağıtmak da doğru bir strateji. Hı hı. Yani insanlar aynı bölgede yaşadıkları zaman o anlık panikle trafik kilitleniyor, ulaşım kilitleniyor. Yani insanların ulaşımı her anlamda sorun oluyor. Yani mesela bu TOKİ konutlarının aslında şehir dışına yapılmasını da bir fırsata çevirebiliriz. Bu da Elazığ için bir fırsat olabilir. Nüfusu dağıttığın için, yoğunluğu dağıttığın için işte bir deprem sırasında yoğunluktan kaynaklanan riskleri de düşürülmüş oldu. Ama buralarda da yaşam alanları oluşturmalı. Yani bu haliyle de tek başına yeterli değil. Bunlar şu anda yalnızca bir barınma olarak planlanmış ama sonuçta orada da bir yaşam var. Oraya ticari alanların da yapılması lazım. Yani bunu Plan Bütçe Komisyonu'nun işte birazdan bahsedeceğiz, başlayacak bakanlık görüşmeleri. Ticari alanları oraya yapmak lazım. Okullar yapmak lazım, kreşler yapmak lazım. Ve kendi içerisinde bir mahalle kültürünü orada kurmak ve oluşturmak lazım. Bunları yaptıktan sonra da Elazığ'da kentsel dönüşme ve yerinde dönüşme bir an önce hızlı şey yapılması lazım. Kararlar verilmesi lazım, hızlandırılması lazım. Çünkü çevre illerimizin hepsinde deprem riski var. Yani Sivas'ta var, Malatya'da var, Tunceli'de var, Bingöl'de var. Şimdi buralarda deprem olduğu zaman bu illere can suyu olacak, müdahale edecek, lojistik destek sağlayacak, gıda desteği sağlayacak, insan gücünü gönderecek, işte oradaki arama kurtarma işlerinden tutun da anlık her şeye müdahale edebilecek tek güvenilecek yer Elazığ. Özür dilerim. Burada şöyle araya girmek isterim. Buna çünkü ayrı bir paragraf açmak istedim. Son derece önemli. Şimdi hani biraz önce siz de ifade ettiniz. 2020'de Elazığ'da tabii ki Malatya'yı da etkiledi. Birçok ili de etkiledi ama yıkım anlamında daha çok Elazığ'ı etkiledi. Sonrasında işte 2023 depremi oldu. Birden fazla il etkilendi. Tabii ki Elazığ lokalde daha fazlası yapıldı o dönem için. Bir tecrübe kazandık. Hem biz hem de aslında devletin bu ve benzeri kuruluşları da bir tecrübe kazanmış oldu. Yani şer gibi duran bir şey aslında hayra da çevrilmiş oldu. Her şerde bir hayır var derler. Kesinlikle. Ya. Tam da 2020 depremi buna denk geldi. Böyle bir şey sonrasında oldu. Sonrasında 2023 depremi olduğunda tabii ki çok büyüktü etki alanı ama Elazığ özelinde daha çabuk kurumlar toparlanıp ilgili ihtiyaç olan illere dağıldık. İşte yardım malzemeleri buradan gönderildi. Vatandaşın kendi isteğiyle bile yani insanlar Elazığ'daki vatandaşlarımız, hemşerilerimiz arabanın arkasına işte giyeceklerle ilgili, yemekle ilgili yani günlük ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili ne buldularsa bagajları attı Elazığ'da ve Malatya'ya koştular. Yani lokal anlamda bir lojistik merkezini biz zaten halk olarak oluşturduk. Oluşturduk, doğru. Şimdi bunun aslında resmiyet kazanmasını istiyoruz. Yani devlet nezdinde de bunun resmiyet kazanmasını istiyoruz. Siz bunu daha önce de dile getirmiştiniz. Yine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İdris Alan da bunu çok sık dile getirdi. Ve bu depremle de bir kez daha gördük ki lojistik merkezi çok önemli. Bunu sadece işte İAŞ olarak düşünmemek değil. Lazım. Evet, tabii. Arama kurtarma birliklerinin, ekiplerinin burada konuşlanarak buradan ilgili sıkıntılı bölgelere dağıtılması son derece önemli. Bunun önemini bir kez daha anladık 2 gün önce. Doğru. Ve önceki günde yine AFAD Başkanı Oktay Memiş, AFAD'daki kriz merkezinde şehrin yöneticileriyle bir araya geldi. Bu konuda da aslında sanki önümüzdeki süreçte Elazığ'da bu konuyla ilgili bir şeylerin yapılacağının da sinyalini verdi gibi. Şimdi bu olayın birinci boyutu. Yani sizin söylediğiniz gibi yani hem teknik olarak işte arama kurtarma ekiplerinin burada olması hem lojistik desteğinin sağlanması. Lojistik merkezinin olması ve AFAD Bölge Müdürlüğü'nün olması ile ilgili en uygun il Elazığ. Çünkü niye? Depreme dayanıklı ve dirençli bir kent haline getirilmiş. Eksikler var mı? Ama eksikler telafi edilebilecek ve kısa zamanda bunlar da giderilebilecek eksikler. Şimdi Devlet Demiryolları ağı Elazığ'dan geçiyor ve bir risk yok. Havalanımız yeni havalanı çift pistli, ulaşım açısından bir sorun yok. Karayollar ağımız son derece başarılı. Geçmişten bugüne kadar gelen karayollarının Elazığ'da bir geleneği vardır. Yani hakikaten kurumsal geleneği de vardır ama ulaşım açısından yollarımız duble yol. Ulaşım açısından bir sorun yok. İşte Diyarbakır'a 1,5 saat, Bingöl'e 1 saat, işte Tunceli'ye 1 saat 10 dakika, Malatya'ya 50 dakika. Tam merkezdeyiz. Yani ulaşım açısından hiçbir problemimiz yok. Karayolları, demir yolları ve hava yolları. Yani bu hatta belki de Pertek ve Kemal Barajı'ndan dolayı deniz yolunu da kullanabileceksiniz. Yani bu da mümkün olabilir yani. Yani her anlamda avantaj, ulaşım açısından avantajımız var. Bu anlık müdahale ve doğru müdahale açısından müthiş bir avantaj. İki,
Aynı zamanda Elazığ'da istihdam alanı oluşturmak için de çok önemli. Yalnızca deprem olduğunda oralara müdahale etmekle ilgili değil. Hı hı. Mesela ben baştan beri bu konuyu gündeme getirdiğim ilk günden beri bunu söyledim. Lojistik merkezi demek yalnızca burada depoların olması değil. Aynı zamanda ihtiyaç duyulacak her malzemenin üretiminin de burada yapılması. Hı hı. Mesela çadır fabrikaları kurun, konteyner fabrikaları kurun. Yani bir depremde ihtiyaç duyulacak tüm malzemelerin üretimi de burada yapılacak, depolanması da burada, hı hı, yapılacak. Yani bu buradaki hem ticareti canlandıracak, hem yeni istihdam alanları oluşturacak, hem yeni katma değerler oluşturacak. Hı hı. Yani her boyutuyla değerlendireceğiz. Bir insani boyutuyla anlık müdahale, iki ticari boyutuyla Elazığ yeni iş alanları, yeni geliler, yeni istihdam alanları. Yani bir şehir bununla ilgili yeni bir hikaye yazabilir Elazığ. Çünkü Elazığ zaten konumundan dolayı bütün bölge müdürlükleri Elazığ'dadır. Yani bir kısmı gitmiş olsa da, hı hı, ama kurumsal olarak yani yaptırım gücü ve etki alanı olan bölge müdürlükleri Elazığ'da. Elazığ'da, evet. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, İller Orman. Bankası Genel Müdürlüğü, Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bunlar önemlidir yani. Bir de ayrıca şimdi bizim hastanemiz de çok önemli. Hı hı. Yani Fethi Sekin Hastanesi'nin de yara işletme mantığı bir tarafa. Hı hı. Ama yapılmış bir hastane var ve yapılmış hastanenin fiziki koşulları son derece uygun. Pandemi döneminde bunu yaşadık. Depremselliği çok önemli. Tabii, deprem riski yok. İşte izolatörlerle, hı hı, deprem riski sıfır, bu hastane kurulabilir, yani kullanılabilir. Bunun gibi Elazığ bu konuda çok büyük avantajlara sahip. Bunları yalnızca Elazığ kamuoyuna anlatmayacağız. Benim aslında dün bu konuyla ilgili mecliste konuşmam vardı ama, hı hı, AK Parti yeterli çoğunluğu sağlamayınca meclis kapandı. Hı hı. Bu tam da bu konuyu konuşacaktım. Yani Elazığ'ın lojistik merkezi yapılmasıyla ilgili, depremle ilgili sürecin değerlendirilmesiyle ilgili. Ama 1 Kasım'dan itibaren artık bakanlıkların bütçe, hı hı, görüşmeleri başlıyor. Yani bu konuyu iki bakanlık bütçesinde de gündeme getireceğim. Birisi İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinde, hı hı, getireceğim. İçişleri Bakanlığı bütçesinde yalnızca bu konu değil, aynı zamanda Türkiye'de bir Afet Bakanlığı'nın kurulmasını da gündeme getireceğim. Hı hı. Çünkü o da acil bir ihtiyaçtır. Ve Çevre Bakanlığı'nın bütçesinde bu konuları gündeme getireceğim. Yani çünkü depremle ilgili süreci planlayan iki kurum var. İşte AFAD, işin müdahale süreciyle ilgili İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için bir içişleri boyutu var. Bir de işte yapım tekniği açısından, hı hı, TOKİ konutlarının yapılması açısından sorumluluk Çevre Bakanlığı. Çevre Bakanlığı. İki tane yetkili bakanlık var. İki bakanlığın bütçesinde de görüşerek bu konuda Elazığ'da niye lojistik merkezi ve AFAD Bölge Müdürlüğü'nün olması gerektiğinin gerekçelerini bu anlattığım üslup ve dille ve içerikle anlatarak Elazığ'a yeni bir kazanım yapabilir miyiz? Bunu sağlayacağız. Bu en az burada yani benim düşündüğüm anlamda hem depolama ile ilgili, Kızılay'ın da aynı zamanda üretim çadırlarının, hı hı, merkezi burası olmalı. Yani Kızılay, işte AFAD, bunların komple hepsinin üretim merkezleri burada olmalı. Bunlar yapıldığı zaman sanıyorum en az 2000-3000 civarında yeni bir sistem alanı oluşacak. Yalnızca, hı hı, üretimde. Yani bir de bunların tabii sevkiyatı ile ilgili, teknik ekipların oluşması ile ilgili müthiş bir süreç yaşanacak. Şimdi bura mesela müdahalede niye lojistik merkezi AFAD Bölge Müdürlüğü olmalı? Mesela ben 2020 depreminde buraya JAK gelmişti. Jandarma, hı hı, arama kurtarma. Ya gece akşam bakıyorsun hepsi toz toprak, yüzleri gözleri bile belli olmuyor. Yani enkazın, hı hı, içinden çıkıyor tabii. Sabah gittiğimizde bir bakıyoruz içtimaya gelmiş hepsi jilet gibi. Yani çünkü niye? Bir yani, asker hem askeri disiplin var. Hem de akşam gidip kışlada kalıyor. Yemeğini yiyor, duşunu alıyor. Orada bir sistem var. Hı hı. Temizliğini yapıyor. Ve sabahleyin tekrar geliyor. Şimdi burada da öyle olmalı. Yani bir saat yere gidebilirsin, müdahaleni yapabilirsin, nöbetleşe gidip gelebilirsin. Hem daha verimli çalışırsın, hem daha sağlıklı çalışırsın, hem de bundan kaynaklı daha çok can kurtarırsın. Hı hı. Yani bunların hepsini planlayarak ve yorumlayarak gündeme getireceğim. Ama Allah tabii ki temennimiz böyle acı günleri bize yaşatmasın. Hı hı. Ama yaşama riskini de düşünerek bu tedbirleri de alıp ona göre yeni bir yaşam tarzını da geliştirmemiz lazım. Ve yine söylüyorum özellikle 3 ilçemizde risk büyük. Hı hı. Yani Elazığ merkezde bilim adamlarının verdiği bilgiye dayalı söylüyorum. Yani bu benim kendi yorumum değil. Yani Elazığ merkezde böyle çok yıkıcı, can kaybına uğrayacak bir deprem riskimiz yok deniliyor. Ama özellikle Bingöl ve Tunceli depreminin bizim sınır ilçelerimizi, Palo, Karakoçan ve Kovancılı ilçelerimizi risk oluşturduğunu söylüyor. Oradaki kırsaldaki köylerden başlayarak binaların sağlamlığıyla ilgili tespitlerin yapılması lazım. Merkezdeki ağır hasarlı olmasa bile orta hasarlı binaların bile yıkım kararının verilmesi lazım. Yani bir bina hasarlısa hasarlıdır. Hı hı. Yani merkezi de bir an önce bu yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşümle bir an önce ayağa kaldırmalıyız. Depreme tam hazırlıklı bir kent haline gelmeliyiz. Ve bu depremlerin çevrelerimizdeki bu deprem riskleri Elazığ'a yeni bir hikaye yazdırabilir.
Bunun peşine düşeceğiz ve bunu talep edeceğiz. Peki yine binaları konuşacağız. Mesela o çarşamba günkü depremde şu ana kadar yapılan resmi açıklamaya göre 20 binanın ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bu artar mı sayı bilemiyoruz ama artar. Şunu sormak istiyorum lojistik merkeziyle ilgili. Evet işte sadece olağanüstü durumlarda kullanılacak bir merkezden bahsetmiyoruz. İşte ifade ettiğiniz gibi bunun bir ekonomik boyutu var, ekonomik katkı boyutu var, istihdam boyutu var. Peki çok güzel. Resmiyete de kazanmasını istiyoruz devlet nezdinde de. Peki biz hep bunları Elazığ olarak konuşuyoruz. Sonrasında bir sonuç alamıyoruz ya. Bu konuyla ilgili bu şehrin dinamikleri, seçilmiş siyasileri, atanmış yöneticileri, bürokratları, halkı, STK'sı, basını bu konuyla ilgili bir dirayet gösterebilecek miyiz, gösterebilir miyiz? Bu konuyla ilgili hepimiz aynı masa etrafında bir araya gelebilir miyiz? Ya tespitiniz doğru. Bak daha önce Elif Hanım şöyle, ben hep anlatıyorum ya işte Elazığ'da siyaset tekelleşmişti. Yani tek partinin bir hakimiyetinin olduğu bir siyasi milletvekili dağılımında herkes aynı şeyi konuştuğu için farklılığın ne olduğunu algılama şansın yok. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Ama bak mesela işte 2018'de ben seçildim. 2023'te Semih Bey de seçildi. Mesela Semih Bey de Allah var. O da aynı şekilde lojistik merkezin yapılmasıyla ilgili toplantıda gündeme getirmiş, açıklıyor. Bak ne kadar güzel. Ama bunu ben tek başıma söylemiş olsaydım belki de çok anlam ifade etmeyecekti. Yani gündem oluşturacaktın ama şimdi mesela CHP milletvekili söylüyor. Aynı şeyi MHP milletvekili söylüyor. Ve o söylüyor, onun arkasından ben söylüyorum. Yani bu şehrin zenginliği aslında, düşünce zenginliği de. Yani aslında farklı düşüncelerden, farklı partilerden milletvekilinin seçilmesinin en güzel örneği bugün yaşadığımız ve konuştuğumuz konu. Ortak sorunlarda ortaklaşabilmek. Yani bir şehrin ortak bir sorunu varsa, o ilin siyasetçileri o konuda ortaklaşabiliyorlarsa bu son derece güzel ve anlamlı bir gelişme şehir için. Yani eskiden belki bunları yaşamak çok mümkün değildi Elazığ'da. Çünkü AK Parti'nin burada bir hakimiyeti vardı. 5 milletvekilinin 5'i AK Partili, 4 milletvekili olduğunda 4'ü AK Partili. Ama şimdi farklı partilerden de milletvekilleri olunca ortaklaşma ihtiyacı hissediyorlar. Herkes hissediyor. Ya mesela madenle ilgili işte madendeki oradaki mülkiyet hakları ile ilgili bu riskli alan ilan edilen Cami Kabir Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın hakları ile ilgili mesela bakanlıkta bütün milletvekilleri ortak toplantı yaptık ve madeni ortak bir toplantıya gittik, katıldık. Evet. Yani çözüldü mü sorun, çözülmedi ama çözülme niyetini ortaya koyarak sorunları adım adım çözmenin mücadelesi var en azından. Ya ortak bir irade var ama şöyle şunu söyleyeyim. Yani AK Parti'nin milletvekili arkadaşlarımız bu işlerde biraz daha aktif olabilirler. Yani benim tabii şimdi bir ayrıştırma yapmam çok doğru olmayabilir. Yani işlerinden gerçekten bir arkadaşımız son derece kendine göre biraz daha ön plana çıkıyor. Çok daha bir şeyler yapmanın mücadelesini veriyor. Ama diğer iki arkadaşımız da biraz daha yani milletvekili olmanın gücünü, yetkisini daha farklı konulara yönlendirebilirler. Yani güncel olayları takip edip paylaşmak yerine şehrin gelecekteki risklerini görüp ona yönelik girişimlerde bulunup o riskleri düşürerek yeni değerlerin katılmasına yönelik bir siyaset dili geliştirerek milletvekillerinin gücünü kullanabilirler. Mesela geçenlerde hatta AK Parti'nin milletvekilleriyle aramızda böyle bir sosyal medya üzerinden tartışma oldu. Ya işte Bali ATM yapılmış, müjdeler olsun Bali'nize ATM geldi. Ya arkadaş bu bir milletvekilinin haber vereceği, müjde vereceği konu değil. İşte memurlar maaş aldı. Neyse onu açıklayacaklar. Yani memurlar bizim sayemizden maaş aldı diye onu bir açıklamadıkları kaldı. İşte genel sekreterlik, il özel idaresi genel sekreterliği köylerde çalışma yapıyor. Asfalt döküyor, işte köylerde çalışma var. Ya bunlar devletin işi, bunlar kamunun işi. Zaten biz olsak da olmasak da bu işler kamunun, devletin işleri. Mesela Pertek Köprüsü'nü yapabiliyor muyuz? Yani milletvekilleri olarak biz 2025 yatırım programına Pertek Köprüsü'nün yatırımını, bütçesini koyabiliyor muyuz? İşte siyasetin işi orada. Yani bütçe görüşmelerinde ödenek koymaktır. Yoksa devletin rutin işleriyle ilgili müjde vermek değildir. Bunlar devletin rutin işi. Sayın Vekim, onlar da diyor ki, yani AK Parti de diyor ki tabii ki devlet ama şu an devleti yöneten hükümet AK Parti. Biz de AK Parti'nin vekiliyiz. İşte bak onu şey anlatıyorum. Bu yatırımları, bu yaptırımları bunlar yatırım halka, değil. Bunlar devletin. Bu çalışmaları anlatmak zorundayız. Bak bunlar devletin, devletin rutin işi. Şimdi mesela niye rutin işi? Ya kim iktidar olursa olsun İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden her ilin özel idaresine bir bütçesi aynen var. Yani bu para zaten buraya kullanılmak üzere geliyor. Ha arkadaş sen Elazığ'a 100 lira geleceğine 500 lira göndermişsen İçişleri Bakanlığı'ndan ben seni takdir ederim.
Ama gelen 100 lirayı o idare kendine göre bir yatırım programı doğrusuna hizmete çeviriyorsa o siyasetçinin başarısı değil. Ya o zaten devletin rutin işi. Yani biz tamam o zaman devletin bu Elazığ'daki devlet memurlarının maaşını da mı siz veriyorsunuz? Yani iktidar olmasa, siyasi iktidar olmasa memurlar maaşını alamayacak mı? Önemli olan beklentilere cevap vererek sonuç almaktır. Mesela bırak Pertek Köprüsü'nü de işte lojistik merkezi yapılması, AFAD Bölge Müdürlüğü'nün burada kurulması, üretim tesislerinin burada açılması, şehrin ortaklaşa bir düşüncesi mi? Buyurun kardeşim bunu gerçekleştirebilirsek düşünce benden mi çıktı, Semih Bey'den mi çıktı, Ahmet'ten mi çıktı, Mehmet'ten mi çıktı hiç önemli değil. Ama bir eğer kentin adına yeni bir değer kazandıracaksak buyurun bunun peşine düşelim. Hani dediniz ya ortaklaşa yapalım. Bunun peşine düşelim. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek ki bürokrasinin de bu konuya bakış açısı gayet pozitif, olumlu. Gerçekleştirebilirsek bu şehir adına bir kazançtır. Yani bu tür şehirde olmayan bir şey üzerine bir hikaye kurabilirsek, yeni yatırım getirebilirsek, yeni kaynak getirebilirsek, yeni istihdam alanları yaratabilirsek siyasetin başarısıdır. Olan kaynağı kullanmak siyasetin başarısı da işi de değildir. O zaten rutin iştir. Yani bu farkı yaratmak ve koymak lazım. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Yani şehirde siyasi bir birliktelik var mı? Var. Bu siyasi birlikteliğe yönelik arkadaşlarımızın kendilerine göre siyaset planlanma içinde farklı davranışları var mı? O da doğal, o da var. Ama ben bu ilin en deremli milletvekili olarak, çünkü dönem olarak da süre olarak da hepsinden fazla yaptığım için yani genelde hep doğru yönlendirmeye çalıştım. Milletvekili sürecinin doğru yönlendirilmesiyle ilgili, ortak aklın oluşturulmasıyla ilgili, birlikte nasıl hareket edebiliriz, bu kentin diğerlerine nasıl değer katabiliriz, bu kentin sorunlarını nasıl çözebiliriz süreciyle ilgili hep olumlu davrandım. Öyle davranmaya da devam edeceğim. Ama zaman zaman tabii ki doğal olarak yani konuşulan konularla ilgili de tepkilerimizi de vereceğiz. Ama bu makul bir dille olacak. Yani bu bir hakaret dili olmayacak, bir kutuplaşma dili olmayacak, bir ayrıştırma dili olmayacak. Ben çünkü siyasette şunu görürüm. Benim karşımdaki insanı önce ben sıfatıyla görmem. Yani eğer erkekse onu bir baba olarak görürüm, kadınsa onu bir anne olarak görürüm. Ve ona göre davranırım. Yani milletvekilinden önce, onun önce çocuklarına karşı yani benim söylemlerimden ailesinden nasıl etkileyeceğini düşünerek hareket ederim ve siyaset dilimi öyle kullanırım. Çünkü benim için bir babanın babalığı, bir annenin anneliği milletvekilinden daha önemlidir. Yani bu üslubuma da dikkat ederim. Efendim bu son depremde 20 binamız şu an ağır hasarlı. Bu sayı artar. 100'ün üstüne çıkabilir. Yani aslında 2020'den işte 2024'ün sonuna doğru gidiyoruz. Tabii ki Allah vermesin bu ve benzeri afetler ama işte bizim de etkilendiğimiz depremlerden sonra şehir bir daha baştan aşağı taranıyor. Yapılar. Bu iyi bir şey. İyi bir şey tabii ki. Ama son depremlerle birlikte işte siz de biraz önce ifade ettiniz. Binalar yorgun, işte az hasarlar ortaya, ortalar ağıra doğru gidiyor. Tabii ki işte nüfusun dağılması, yeni yapılar bunu çok daha azaltıyor ama mesela bu tamamen bu şehrin tekrar röntgeni çekildikten sonra yeni yaşam alanları da oluşturulacaktır veya şu an yapılanlar. Çok güzel bir konuya temas ettin Elif Hanım. Kutluyorum seni. Yapılacaktır. Şimdi artık tecrübe kazandık yapı stoğu noktasında da şehir olarak. Artık barınma mı, yaşam alanı mı yapılır? İkisi de ortak olacak. Barınma alanlarımız var. Neresi barınma alanlarımız? TOKİ konuttan hepsi can güvenliğiyle ilgili son derece standartları yüksek yapılardır. Hiç sorun yok. Buralar barınma alanıdır. Bu barınma alanlarını ufak dokunuşlarla yaşam alanlarını çevireceğiz. Nasıl dokunacağız? İşte bu dokunuşlar orada işte ticari alanlar, yeni ticari alanlar. Yine bu TOKİ konutları yani TOKİ kurumu tarafından da yapılabilir, belediye tarafından da yapılabilir veya yap işlet devlet modeliyle özel sektör tarafından da yapılabilir. Yani bu alanlara günlük hayatın akışının sağlanabileceği aktiviteleri kazandıracak işletmelere ve sosyal yaşantıyı düzenleyecek, insanların ihtiyacını giderecek yeni tesislere ihtiyaç var. Nedir bu? Kreş. Nedir bu? Okul. Zaten cami yapıldı. Hepsinde cami var standart projelerde. Ticari alanlar. Buralar yaptık mı? Yaptık. İki, şehir nüfusunu dağıtacağız ya. İşte şimdi konuştukça geliyor. Ortak akıl oluşturarak şehre yeni bir değer katacağız. Yani lojistik merkezini yaptık. AFAD Bölge Müdürlüğü'nü kurduk. Üretim tesislerini açtık. Fabrikaları kurduk. Depolamalarımızı yaptık. Diyelim ki bunları yaptık. Ama ayrıca da günlük hayatla devam ediyor. Bunlar şehre bir değer katacak. Ön tedbir olarak diğer illere müdahale ile ilgili bir öncelik tanıyacak ama günlük hayatta devam ediyor. Bir defa Elazığ'ın çarşı merkezini şu Gazi Caddesi'nden çıkarmamız lazım. Yani ben hatırlarsınız belki Ramazan Bey de bir televizyon programına katılarak benim söylediklerimi teyit etmişti. Keşke Mustafa Paşa Mahallesi'ni şehrin
yeni alışveriş merkezi, yeni bir çarşı merkezi, yeni merkezi yapabilseydik. O zaman önermiştik. Ama o şans yine var. Nasıl var? Yani bizim oradaki ordu evi ve aynı zamanda askeri lojmanlar hem şehrin en lokasyon olarak prestijli yerinde, ulaşımı kolay yerinde, hem de oradaki binalar çok eski binalar. Ve bu depremlerden o binalar bugün yorulmasa bile yarın yorulacak. Yani bugün orta hasarlı olmasa bile belki bir iki o artçı deprem gördükten sonra olacak. Bence çarşının yoğunluğunu bu Gazi Caddesi'nden çıkarmamız lazım. Yani Türkiye'nin hiçbir tarafında böyle bir yapı yok yani. Akşama kadar sağa sola giden gelen aynı kitle sürekli yürüyor. Zaman öldürmek için yani. Ve riskli. Oradaki binalar eski, yüksek katlı, cadde dar. Allah korusun yani, bir deprem olduğunda orada bir tane adam kurtulmaz. Onun için gelin şu ordu evini ve askeri lojmanları yıkalım. Oraya yeni bir yerleşim merkezi, yeni bir çarşı merkezi yapalım. Yani şehrin çarşısını aşalım. Ayrıca yine yoğunluğu dağıtmak için İzzet Paşa Camisi, Kapalı Çarşı, PTT Meydanı, Eski Valilik Binası, o lokasyon da çok önemli bir bölge. Mesela bence orada eski belediye binamıza kadar olan yeri de kamulaştırarak, o Ziraat Bankası'nın olduğu yer, noterin olduğu yer, ayrıca Hozat Garajı'na giden o köşeyi de İzzet Paşa'nın da etrafını açarak, kamulaştırarak oraları da yıkıp, yani yeni birkaç tane bizim şehir merkezi yapmamız lazım. Yani insanların günlük hayatlarını devam ettirecek yoğunluğu da dağıtmamız lazım. Bunlar hem şehre yeni değer katacak, hem risklerimizi düşürecek. Mesela Cumhuriyet Meydanı doğru bir projeydi. Yani öğretmen evinin olduğu yere yeni bir hareket alanı kazandırdı. İnsanlar orada da zaman geçiriyorlar. İşte bunun gibi bizim yeni birkaç tane şehir merkezine ihtiyacımız var. Bir, Cumhuriyet Meydanı biraz daha aktif hale getirilebilir. İki, PTT Meydanı denilen bölge, İzzet Paşa Camisi'nin etrafı boşaltılarak, yıkılarak, alanlar açılarak, yeni bölgeler oluşturarak burası yeni bir merkez haline getirilebilir. Üç, ordu evi ve askeri lojmanlar yıkılarak orada komple yeniden bir meydan oluşturulabilir. Yani bu meydan derken insanların gidip oturup zaman geçirdiği alanlar değil, ticari alanlar. Ama Elazığ mimarisine uygun, insanların diğer illerden bile gelip gezebilecekleri, hafta sonları zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturulabilir. Mesela bunu da konuşalım, bunu da değerlendirelim. Mimarlar Odası Başkanı'nı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı'nı, Ticaret Odası Başkanı'nı, bu konuyla ilgili yetkili tüm arkadaşlarımız da bir araya gelip, bu şehrin yeni meydanlara ve yeni ticari alanlara da ihtiyacı var. Gazi Caddesi'nde sıkışmış kalmışız. Gazi Caddesi'ni de kapatalım trafiğe. Oradan bir tramvay koyalım İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi. Öğretmen evinden işte ordu evinin olduğu yere kadar, akşama kadar gitsin gelsin. Nostalji. Yani yeni, bizim yeni şeyler yaratmamız Elazığ için. Yani yalnızca Elazığ için işte TOKİ'leri yaptık, konutları yaptık, millet evine taşındı, hak sahiplerini giderdik, kura çektik, anahtarları verdik değil. Bu şehrin bir ekonomik getiriye ve yeni bir çekim merkezi olmasına da ihtiyacı var. Şu bu anda benim düşündüklerim. Ama bu teknik olarak geliştirilebilir. Turizmle uğraşan arkadaşlarımız daha farklı, Mimarlar Odası Başkanı daha farklı düşünceler getirebilir, bunları geliştirebilir. Bunların dışında önerileri olabilir. Bizim bu saatten sonra Elazığ'a lojistik merkezi ve AFAD Bölge Müdürlüğü'nün kurulmasına yönelik süreci değerlendirirken, bu kenti de depreme dirençli bir kent haline getirirken yeni bir ticari kimlik kazandırabiliriz. Bunu 2020'de kaybettik. Yani konutların yapılması ve depreme yönelik can kayıplarının yönelmesine, engellenmesine yönelik doğru kullanıldı. Ama şehri ticari anlamda geliştirmeye yönelik projelerin gerçekleştirmesi olarak süreci doğru kullanamadı. Şimdi bir fırsat daha var önümüzde. Malatya depremi, Sivas depremi, Bingöl depremi, Tunceli depremi ve Elazığ merkezde ve Elazığ buralara yaşam can suyu vereceği için, yaşam haklarını koruyacağı için, anlık müdahale edebileceği bir kent olacağı için ve oralardan da belki deprem sürecinde bir sürü insan buraya gelecek. Bunu da bir fırsat bilip, bu dille anlatıp, geliştirip biz Elazığ'a yeni değerler katabiliriz. İnşallah efendim. Peki efendim, şimdi artık mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. Evet. Bütçe tasarısı Meclis Genel Kurulu'na geldi ve 1 Kasım'dan itibaren görüşülecek. Bu yıl neler bekleyecek acaba bizleri? Ya bir defa şöyle, yani ülkede hala bir ekonomik kriz var. Bu kriz çözülmüş değil. Tabii depremden kaynaklı bütçenin büyük bir bölümü de doğal olarak deprem konutlarının yapılması ve deprem bölgesindeki hizmetlerin giderilmesi ve kamu hizmetlerinin giderilmesine yönelik kullanılıyor. Bence bu bir 5-10 yıl daha sürecek. Yani bu kısa bir süreli bir iş değil. Yani bütçe çok şey değil. Yani ne diyeyim? Öyle rahat kullanılabilecek, her yere istenilen paranın aktarılabileceği bir süreç değil. Yani bu bütçede işte ben demin anlattığımız konularla ilgili her bakanlığın bütçesine katılarak bu gerekçelerle Elazığ depreme dirençli bir kent halinde,
eksiklerimiz giderilmeli. Çevre illere yapılabilecek müdahalelerle ilgili Elazığ'a kaynak aktarılması ile ilgili taleplerde bulunacağız. Projeleri anlatacağız. Hı hı. Bunları gerekçelendirir. Ne alabilirsek, ne koparabilirsek, nasıl ifade edebilirsek onun mücadelesini vereceğiz. Ama tabii her bütçenin kendine göre bir özelliği vardır. Bu iki bütçe tamamen depreme yönelik oluşturulan bir bütçedir. Ve aynı zamanda savunma sanayine yönelik oluşturulan bir bütçe mantığı var bence. Yani bence savunma sanayinden önce, çünkü savunma sanayi ile ilgili bugüne kadar hep bize anlatılan işte uçak yaptık, helikopter yaptık, tank yaptık, top yaptık, işte artık kendi ayaklarının üzerinde duruyoruz ama diğer tarafta da vatandaşın cebindeki kredi kartına, krediyle kullanacağı karta vergi getirecektik neredeyse. Yine bizim müdahalemizde, evet, muhalefetimizde geri çekildi. Orada da ilk imzanın bizim Elazığ milletvekilimizin Ejder Bey'in olmasında da son derece üzüntü duydum. Yani zaten fakir fukara evine ekmek götüremezken kredi kartlarını ne diyorlar, takla attırarak birbirinin borcunu ödeyerek yaşamını devam ettirdiği bir süreçte, yani çok uygun olmayan bir kanun teklifiydi. Bunda Elazığ milletvekili imzasının olmasında çok doğru bulmadım. Tabii bir herhalde plan bütçe komisyonu üyesi olmasından kaynaklı ilk imzayı ona attırdılar. Keşke son imzayı atsaydı, ilk olmasaydı. Ama sonuçta yanlış görüldü ve bu işten vazgeçildi. Yani yine Elazığ bu deprem süreciyle ilgili bu süreci doğru değerlendirebilirsek artı değerler katabiliriz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla AFAD'ın bütçesi ve TOKİ'nin bütçesi genel bütçeye tabi değil. Yani onların rutin giderleri ilgili bir genel bütçeleri var ama ek olarak da istedikleri zaman Cumhurbaşkanı onayıyla ve ilgili bakan teklifiyle bütçeler oluşturulabilir. Zaten bizim almamız gereken iki bütçede AFAD ve TOKİ bütçesi. Yani bu dediğimiz konularla ilgili. Yani bu iki bütçeyle ilgili de süreç doğru planlanabilirse Elazığ bu bütçede belki de daha fazla yararlanabilir. Peki efendim, programın da sonuna doğru geliyoruz. Son olarak neler aktarmak istersiniz Elazığ'a, Elazığlılara? Ya şöyle, ben bu yaz çok yüksek bir tempoyla her yeri gezdim. Yalnızca Elazığ değil. Mesela dün gece geldim, bugün işte tekrar Ankara'ya dönüyorum. Ankara'dan sonra yarın sabah Bursa'dayım. Elazığlı hemşehrilerimizin yöresel ürünler fuarı var. İşte elimden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyorum. Düğünler oldu yazın, işte bir sürü düğüne gittik. İşte eşimizin, dostluğumuzun, değer verdiğimiz insanların elimizden geldiği kadar tarih uygun olduğu sürece düğünlere katıldık. Acı günler yaşadık, bir sürü cenazeyle eşimizin, dostluğumuzun cenazesine de gitmek zorunda kaldık. Güzel bir yaz geçti ama her şeye rağmen güzel bir yaz geçti. Önümüzdeki süreç tabii biraz daha 2 ay bütçe görüşmeleri olacak. O 2 aylık süre içerisinde biraz daha meclise daha yoğun olacağız. Ondan sonra benim gelecekle ilgili yeni bir siyasi beklentim ve planlamam var. Mayıs ayı gibi meclis başkan vekilliği seçimi yapılacak. Meclis başkan vekilliği seçimi devlet protokolünde işte bakanlarla eşdeğer bir görevdir. Ve çok önemlidir. Mecliste zaten 4 meclis başkan vekili vardır. Ve çok önemli bir görevdir. Ben de meclis başkan vekilliğine adaylıkla ilgili bir sürecin planlaması içerisindeyim. Hayırlı olsun efendim. Öyle bir düşüncem var. Arkadaşlarımla da bunu konuşuyorum. Belki birkaç ayda o işe zaman ayıracağım. İşte Mayıs veya Haziran ayının ilk haftasında meclis başkan vekilliği seçimi olacak. Meclis başkan vekilliği seçimi Elazığ için de çok önemli olacak. Benim siyasi kariyerim için de çok önemli olacak. Çünkü meclis başkan vekilliği yani bürokraside, siyasi bürokraside bakanla eşdeğer olan bir görev olmasına rağmen ama aslında bakandan daha önemli daha üstü, bir görev. Evet. Çünkü şöyledir, devlet protokolünde meclis başkanı. Cumhurbaşkanı'ndan sonra 001 plakalı aracı kullanan kişidir. O devletin bir numaralı adamı, unvanı demektir. Eskiden başbakan bile meclis başkanının arkasındaydı. Evet, sonraydı. Yani meclis başkanı devlet protokolünde bir numaradır, başbakan 2 numaraydı. Cumhurbaşkanı tabii en tepededir. Meclis başkan vekili de önemli bir görevdir. Hele bir de bürokratik deneyiminiz, tecrübeniz ve ilişkileriniz varsa bu şehir adına çok büyük kazanımlar kazandırabileceğin bir mevkidir. Hı hı. Yani bugüne kadar Elazığ'da AK Parti iktidarları döneminde hiç bakanlık verilmedi. Özellikle son 30-35 yılın belki de Elazığ siyasetindeki en önemli görevlerinden birisidir meclis başkan vekilliği. Sanıyorum Sayın Rahmetli Aliza Septoğlu'nun meclisin ilk açıldığı dönemdeki meclis başkanlığına en yaşlı üye sıfatıyla. O sıfatı meclis başkanı veya meclis başkan vekili sıfatını da bugüne kadar Elazığ tarihinde kimse almadı diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Bu Elazığ için çok önemli bir görev. Yani bu görevle ilgili de benim bir talebimin olduğunu arkadaşlarımla görüşüyorum. Tabii genel başkanımızla bu konuyu daha konuşamadık.
Ama her şartta ve koşulda ben adaylığımı devam ettireceğim. Öyle bir niyetim var. Arkadaşlarımızın ortak iradesi var. Eğer meclis başkan vekili olursak işte bu konuştuğumuz konuları konuşmak yerine ilgili bakanı çağırıp veya ilgili bakanı ziyaret edip bu konuyla ilgili talebinizi iletirsiniz. Çünkü sonuçta onların bütün kanunları da meclisten geçiyor. Ortak bir uzlaşmaya ve anlaşmaya ihtiyaç var. O anlamda önemli bir görevdir. Yani bununla ilgili de ilk iki ay dediğim gibi Kasım ve Aralık ayı bütçe, Ocak, Şubat, Mart'ta bu süreçle ilgili. Bu sürede belki biraz böyle gelişlerimiz, gidişlerimiz çok sık olamayabilir ama bunun gerekçesi bu olacak. İnşallah sonuç alırız. Sonuç alırsak yalnızca Elazığ adına da değil bölge adına da çok önemli roller üstlenebilirim. Çünkü ben siyasette olayları objektif değerlendiren birisiyim. Yani yanlış yapılan hatalı bir uygulama varsa devlet adına devletin adına kamu görevi de görenlerin yanlış bir uygulaması varsa onu da cesurca söylüyorum. Bölgede işte yaşanmış geçmişten bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili bir olumsuzluk varsa kimden kaynaklı olduğunu nasıl olduğunu da doğru ifade eden birisiyim. Yani her anlamda bu hem bölge adına hem ilimiz adına bence hayırlı bir iş olabilecek düşüncesindeyim. İnşallah sonuçta alırız diyeyim. İnşallah böyle bir çalışmanın içine gireceğiz. Dediğiniz gibi çok önemli meclis başkan vekilliği. Tabii. Çünkü genel kurul oturumlarını da yöneteceksiniz. Birçok kanun görüşmesine şeyi de. Şeyi orada temsil edeceğiz. Ben bir de tabii şöyle ben şunu söyleyeyim. Eskiden meclis başkan vekilleri smoking giyer, işte papyon takarlardı. O cumhuriyet değerlerinin yansıması olarak görülür. İşte kılık kıyafet kanunundan kaynaklı. Ki Atatürk de her mesleğe geldiğinde öyle gelmiştir. Ama ne yazık ki işte bu son sanıyorum bir 4-5 yıl önce bir değişiklik oldu. Normal takım elbiseyle gidiyorsun. Ben öyle gitmem bir defa. Yani geçmişteki kültür gelenek neyse smoking, papyonlu ona göre giyinir, ona göre giderim. Ve Elazığ ilini bir devlet adamlığı kimliğiyle orada da temsil eder. Bu şehir adına da önemli. Yani oradaki sizin davranışlarınız, tutumunuz, konuşmanız, tarzınız şehrin kültürünün de yansıması olacak orada. Kesinlikle. Yani milletvekili olarak arada sırada konuşmanız başka bir şey. Ama orada oturarak meclisi yönetmek bir ilim milletvekili olarak o şehre de verilen bir değerin karşılığı olacak. Ve şehir de kendini orada inşallah iyi şekilde temsiliyetinin daha iyi değerini olduğunu ve karşılığını görecek. İnşallah efendim. Özellikle sizin dediğiniz gibi hem iletişiminizin, diyaloğunuzun çok iyi olması, konulara hakim olmanız, genel kurulu yönetmek, oturumu yönetmek çok zordur. Bu noktada tarafsızlığınızı da ilan ederek oturumları yöneteceğinize inancınız. Yok, konuda taraf olurum her zaman. Yani ülkenin, vatan, devletin varlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği konusunda her zaman taraf olurum. Şey anlamında ona, söyledim efendim. Milletvekillerinin söz isteme. Anından müdahale ederim. Yoksa tabii ki doğal olarak oraya gelen her milletvekilinin eşit şartlarda yani demokratik haklarını, konuşma haklarını, kürsü haklarını kullanacaklar tabii. Ama bunun kaideleri dediğim gibi devletin varlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliğidir. İnşallah efendim. Hayırlısı olur inşallah. Sağ olun, çok isteriz biz de bir Elazığ milletvekilinin meclis başkan vekilliği görevini yürütüyor olmasını. Hayırlısı olur efendim. Belki ben meclis başkan vekili olursam AK Parti'de tabii Elazığ'dan CHP'den bir meclis başkan vekili vardı ya Elazığ'a bir bakanlık da verebilir veya öncesinde. Aslında yani çünkü böyle kıyaslama gidiliyor ya. Bak işte benim partim benim meclis başkan vekili yaptı ki olabilirsek tabii bizde seçim de oluyor bu. Ama sonuç itibariyle yani AK Parti'de de belki inşallah temennim de olur ki olsun. Yani Elazığlı ben bir bakanı kabinede görmek isterim. Belki bizim burada siyaset alanımızı daraltacak ama şehre değer katar. İnşallah. Yani ben kendi adıma düşünmem onu. Şehir için düşünürüm ve olmasından da memnuniyet duyarım. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Kolaylıklar bütün diliyoruz. Bütün hemşehrilerime de iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün yine bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için konuğumuz CHP Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Eroğlu. Bir başka programda başka bir konukla görüşmek, buluşmak ümidiyle ekip arkadaşlarım adına da iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.